Hz. Ebubekir'in halife seçilmesi İslam ilkelerine ve adalet kurallarına uygun bir seçim miydi? Yani İslam'da bunu engelleyecek bir şey yok ki. İslam yani halife şöyle seçilir diye bir şey söylemiyor İslam. Halifenin seçimini böyle de olur da demiyor. Bu konu toplumun o günkü şeyine bırakmış. Yani onun için günümüzde bize İslam, Kur'an ve sünnette kardeşim kendi dönemimizde lideri şöyle seçin diye bir emri yoktur bizim. Dönemsel faktörler neyse, dönemsel mesela bugün demokratik bir şeyle seçiliyoruz. Bunun bir mahsuru yok yani. Şey, Hazreti Ebu Bekir de seçilirken o günkü Medine'de güç kimin elindeydi? İşte Ensar'ın ve Muhacirlerin. Ensar da vardı, Muhacirler de beraber toplam seçiyorlar. Kim muhalefet ediyor buna? İşte sadece bir Haşimiler küçük bir grup muhalefet ediyor. Ve onlar da daha sonra itaat ediyor. Onun için hiçbir mahsuru yoktur. Şimdi hocam, peygamberin vefat ettiği günü Sakife sonrasında El İmame ve Siyase'de mescide geldiler. Zübeyir ve Zühre oğulları, Osman ve Emeviler, Ali Abbas ve Haşimiler üç grup halinde oturuyordular. Ebubekir dedi ki, Ömer dedi ki, biz Ebubekir'e biat ettik. Kalkın biat edin. Zühre oğulları ve Emeviler biat etti ama Ali biat etmedi. Bunun üzerine Ömer kılıcını çekti. Doğru mu bu? Yani böyle bir hadise yaşanmış mı gerçekten, yoksa bir tasarı mı gene hocam? Yok, o El İmame yazarı biliyorsunuz Şiilikle de itham edilir az çok. Olay şöyle, Haşimiler itiraz ediyor, biat etmeyeceğiz diyor ama böyle mescitte kılıç çekilecek bilmem bunlar pek söz konusu değil. Fakat defnedildikten sonra Haşimiler toplanmaya başlıyorlar sağda solda. Mesela işte değişik evlerde toplanmaya başlıyor. Hazreti Ömer de bunları kontrol etmeye çalışıyor. Çünkü endişe içinde bir fitne çıkmasın toplum birbirine girmesin. Zaten yalancı peygamberler başlamışlar yavaş yavaş şey yapmaya. Peygamber vefat etmeden önce başlamışlar bir kısmı da Esvedül Ansi gibi. Onun için bir endişesi var bunları takip altına alıyor. Ve hatta gelip toplandıkları eve karşı tehdit savuruyor. Bakın böyle yaparsanız bu evinizi başınıza yıkarım, fitne çıkartmayın. Artık şey herkes biat etti siz de buna uyacaksınız şeklinde. Bir şeyi var söz konusu ama böyle çıkmış kılıç çekmiş yok şey yapmış Fatıma'yı dövmüş onun çocuğunu düşürmüş bilmem ne bu tip şeyler hep Şia'nın uydurması şeylerdir doğru değildir ve nitekim yaklaşık 75 gün sonra Hazreti Fatıma'nın ölümünden sonra da Hazreti Ali biat Biat edince bütün Haşimiler de edilmiştir. biat etmişlerdir.